Siktir git evlat. Sen susketto. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın hep. Evet arkadaşlar, yeni sosyal medya kurallarına göre ilk başta çok hızlı konuşup sesi videomda tutmam mı lazım? Yok. Öyle lazımmış. Ama yok, bu ben değilim. Şans eseri Travis Scott başladı bu arada. Güncel, en güncel haber. Bizi de en çok ilgilendiren haber aslında şu anda Travis Scott'ın Türkiye'ye gelmesi. Yok ya. Dün birçok Instagram hesabında gördüğünüz gibi 9 Haziran'da Travis Scott Türkiye'ye geliyor diye haberler paylaşıldı. Sen de bunu yedin. Evet abi. Aynı zamanda onun yalnız olmayacağı, ekstra döşeketin ve bazı isimlerin daha katılacağı öne sürüldü. Bu bilgiyi paylaşan Instagram sayfaları da tabii ki çok güvenilir sayfalar olduğu için insanlar "Ulan gerçekten de geliyor ha!" oldular. Travis Scott'ın Türkiye'ye gelmesi haberi yeni bir haber değil. 2019'da Future konserinden sonra Travis konserinin de gündemde olduğunu aslında biz Instagram'dan bir şekilde şaktırmıştık. Yapma ya! Hatta bu Travis Scott konserinin geçtiğimiz yaz yapılması planlanıyordu aslında. Ve onunla beraber sahne alacak insanların dedikodusu da ağızlarda dolaşıyordu. Travis Scott sahne performansı en iyi olan rapçilerden bir tanesi. Bu çoğu insan için böyledir. Türkiye'de konser vermesini de biz bayağı isteriz. Fakat böyle bir şey mümkün mü? 2022 yılında Swae, Shake Bass, 6ix9ine, NLD Çapa gibi isimler Türkiye'de konser vermişti. Ve bu insanların konser başına aldığı ücretler de bu şekilde. 6ix9ine Türkiye'de verdiği konserden sonra bu konser için 500 bin dolar ücret aldığını paylaşmıştı Instagram'da. Ömer ya be. Siktirsin amına. Biz bunu okuduktan sonra pek de inanmamıştık. Fakat konserde öyle şovları yapmıştı ki açıkçası almış da olabilir. Bu konserler olunca hepimizin aklına kolay bir matematik hesabı geliyor değil mi? Konserin Beşiktaş Stadyumu'nda olacağı konuşuluyor. Beşiktaş Stadyumu'nun kapasitesi ise tam bu kadar. Biz iyi niyetle düşünerek konsere 50 bin kişinin geleceğini düşünürsek, bilet fiyatlarını da 10 bin lira gibi düşünürsek elimize şu kadar bir para geliyor. Peki bu kadar para kaç dolar yapıyor? Bu şekilde düşününce çok mantıklı değil. Tabi konserde elde edilen gelir sadece biletlerden ibaret değil. Konser alanında da aynı kişilere 10 bin lira harcadığını düşünürsek ve üstüne de güzel bir miktarda sponsor parası eklersek elimize geçen para yine bu. Ben buna Travis tutulması diyorum açıkçası. Her sene başımıza geliyor çünkü bu. Travis Scott'ın menajeriyle görüşmüşler oğlum, gerçekten geliyor olabilir. Şimdi biliyorsunuz 2023 yılının Haziran ayında da Wiz Khalifa'nın geleceği konuşuluyordu. Ve hatta biletleri bile satılmıştı. E peki sonrasında ne oldu? Evet, Wiz Khalifa'nın Türkiye'ye ilk gelişi değildi. Ve bu yüzden bu çok da moral bozacak bir şey değil. Ve dediğim gibi biz bu girişimlerin 2019'dan beri aslında yapıldığını biliyoruz. Söz konusu organizatörlerin de aslında bu konseri bu sene için planladıklarını biliyorduk. Valla Travis Scott Türkiye'ye gelir mi arkadaşlar? Ben sahneye çıkmadan inanmam. Sonra sahnede şöyle bir şeyler görebiliriz yani. Onun yoksa da boş yere canlı görmeden inanmam. Keşke gelse de biz de çok eğlensek. Peki Gucci içinden ne geçiyor? Travis Scott Türkiye'ye gelir mi? Valla bu muhabbetin yılan hikayesi olacağını düşünüyorum. Ve konser gününe kadar şu şekilde bekleyeceğinizi düşünüyorum. Bu arada aramızda kalsın başkanım. Kazanmıyoruz. Kazanıyoruz. Gençler bilsin. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Oylarınızı bölmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla müzikle olmaz. Adam kazandı diyenlere kapak olsun. Bu seçimde oyunuzu bölmeyeceksiniz. Travis Scott gelirse Ekim'e, gelmezse diyen arkadaşlar kafası en rahat arkadaşlar olacaktır. Bakacağız. Bakacağız sonuca. Göreceğiz. Güncel haberler de gelirse bunları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Size ufak bir hatırlatma yapacağım. Biliyorsunuz belli zamanlarda videolar aksayabiliyordu. Videoların devamlı gelmesi için bana gösterebileceğiniz çok küçük bir destek var. Genelde YouTube'da şunu görüyorsunuzdur. Bir videonun izlenmesi ne kadarsa onu ona bölerseniz like sayısı o kadardır. Yani bu aslında neye tekabül ediyor? Atılan bir like o videoyu 10 kişinin önüne düşürüyor aslında. Yani yapacağınız tek tıkla birlikte bu videoyu aslında 10 kişiyi izleteceksiniz. Hepimiz 10 kişiyi izletirsek ulan 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Aslında like'lar ne kadar büyük destek değil mi? Bu yüzden kanalı toparlamak ve daha çok içerik çıkarabilmek için çok kolay bir hareket bekliyorum sizden. Travis Türkiye'ye gelir mi? Yorumlarda tartış bunu. İzlediğin için teşekkürler. Arayı açmayacağız. Görüşmek üzere.